Evet, şimdi bu şarkının girişi biraz zor ve çok gerekli değil bu bölüm. Yani sas 2'ler, pozisyon 7'ler falan bunları geçelim biz. Ana melodi şuradan başlıyor, şu V harfinin oradan. Tamam, burayla uğraşmayalım şimdi. Daha sonra bakarız isterseniz gerekirse. Şarkının ana melodisi biraz kafamızda var. Ra 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 ri ra diye başlıyor ya. O bölümle buradan başlıyoruz. Bakın Si ile başlıyor. Si mi sol diye gireceğiz 3 notayla. Şu üçüyle. Bir alır mısınız onları? Evet. Şimdi burada 5. ölçüde nasıl yapıyor? Bakın şöyle duyulacak. Bir daha veriyorum. Yani şurada bir çarpma çekme üçleme var gördüğünüz gibi. Fa diyeze işaret parmağı koyuyoruz. Sole orta parmakla çarpıp çekiyoruz. Şu. Fa sol fa mi. Fa'yı çalıyorsunuz ama sol'ü çalmıyorsunuz. Şu fa'yı da çalmıyorsunuz. Sadece ilk fa'yı çalıyorsunuz. Bunları çarparak, bunu da çekerek vereceksiniz. Çekerken teli aşağı doğru çekip bırakacaksınız. Sadece parmağınızı kaldırmıyorsunuz. 2'den 3'e çarptırıp aşağı çektirip bırakıyorsunuz teli. Fa'dan sol'e çarpıyorum. Bakın fa'yı çektim. Sol'e çarptım. Geri fa diyeze çekerken teli aşağı çekip bıraktırıyorum orta parmağımla. Duyuyor musunuz sesi? Legato olmuş oluyor. Legato bağlı çalım demek. İlk sese bağlıyorum bu ikisini. Tek parmak çekişinde 3 nota. Bu. Bağlama gibi biraz. Bağlama hareketi. Bağlamada da bolca bu var ya. Süsleme. Bir de mi geliyor. Fa sol fa. Mi'yi çalıyorum tabii ki. Çekerek alıyorum. Çok güzel. Yaparken tabii yukarıdan da doldurmuş, biraz daha süsleme eklemiş. En üst tel mi, sol ve si var, değil mi? Dörtlü çekiyor yani ilk çekişinde. Çok güzel. İlk çekişinizde dört parmak, alt üç tel ve bas. Sonra da ne ekliyor? Sol mi ekliyor bir daha. Sol mi. Evet, birleştiriyoruz. La minör basıyorsunuz. En aşağı 6. sesi olan fa diyezi ekleyeceğiz. Yani serçe parmakla geliyor değil mi? La minör basarken fa diyezi nasıl eklenebilir? Serçe parmakla. En aşağıdan fa diyez, en alt telden. 2'ye. En alttan fa diye şöyle verebiliriz hocam. Serçe parmakla ama şimdi burada bakarsanız sadece 2-1-2 çalmış. Re telini çalmamış. O yüzden la minör gibi tutmayırsak belki daha kolay olabilir. Sadece 2, 1 ve 2'yi tutmaya çalışsak mesela. Şöyle büyüteyim kocaman. Bakın yakın çekin bakalım şöyle. Evet, 4 tel beraber çekiyoruz. Ne yapıyor? Fa diyez mi do re. Na ra 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 böyle duyulacak. Mümkünse akoru açmayalım. Sadece şu 2'yi açalım. Daha böyle kontrollü bir ses elde etmiş oluruz. Teller susmazsa. Zaten şu bir duruyor orada. Akoru basarken duruyor. Üçü de sonradan üstüne ekleyeceksiniz. Mi minör geliyor. Mi minörü tutuyoruz. EM olarak tutuyoruz. Buradaki 2'yi de kullandığı için. Tuttuk. Çekiyorum. Arpej gelecek. V harfi yeni cümle başlangıcı olarak koyuyorum ben. O bir sembol. Buradan yeniden cümleye başlayacağız. Yani ne yapıyor o zaman? Mi minörden tuttum. Bu kadar. Sonra si mi sol diye giriyor. Bunu beyinde iyi bölerseniz ifade etmeniz de daha kolay olur. Sonuçta müzik bir ifade şekli. Burada toplamda arpej sayısı 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane arpej var. Sonrasında da 3 tane ezgi var. Fa sol fa mi sol mi. Dörtlü çekiyorum. Hareket bu bakın. Fa diyez mi si si bemol. La diyez yani. Önce çift la çekiyoruz. Mi, la, si, do diye gidiyor sonra. Şu sesler de akorun içinde. Arpej yapıyorsunuz yani. Sol el hiç oynamıyor. Sağ elle çalıyorsunuz. Dediği telleri çekerseniz şurada oynayacak o akor. 0-1 çalıyor. Burada solo gibi oluyor yani. La, do, re diyez. La, do, re diyez. Sonra ne yapıyor? La minör altılıyı yeniden tutuyor. Bu. Şuraya kadar arpej devam ediyor aslında. 5 nota. Tamam, burada yeni cümle başlayacak. Şimdi 3 tane nota solo. Burada açıyoruz akoru. Rahat çalın. La, do, re, diyez. Tane tane. Yeni akorumuz mi minör. Akor olarak tutup arpej yapıyoruz.
akoru tutalım çünkü buradaki re teli 2'yi kullanıyor. 5 tane arpej yine. Şu sıfıra kadar. Mi, sol, re. Hareket bir burada bir do majör gibi geliyor aslında ama do majörü tamamını basmanızı istemiyor sizden. Sadece çift do tuttuk. Üçlü çekiyoruz. P, I, M. Hareket bu. Do, si, re, do ilerliyor aşağıda bakın. Do, si, re, do. Bakın burada yeni bir akor var. Bu aslında bir nevi si akoru. La minörün basta si ile eklenmiş hali gibi de görünüyor biraz. Ama daha çok si yedili akoru. Çünkü buradan da bir gelmiş re diyez. Heh, B7 akoru var ya. Onu tutuyorsunuz aslına bakarsanız. Ama bir değişikliği var. Ne var o değişikliği söyleyeyim. Şurada bir geliyor aşağıda. Do ekleniyor. Öyle olduğu için ne yaptık? Orta işaret parmağı do'ya koyuyoruz. Evet. Yukarısındaki la'yı yüzük parmakla tutuyoruz. Üstteki si'yi de orta parmakla. Kalın tel si. La teli 2. Üçün aynı anda. P, I, M. Do, si, si yürüyecek aşağıda. Yani şurayı boş tel yapmanız lazım. Biri kaldıracağız. Şimdi bu birinci parmağı burada do'ya kullandık ya. Oradan kaldırıp re teli 1'e atıyorsunuz parmağı. Sıradaki ölçü mi minör. Arpej yapıyor. Tam tutuyoruz akoru çünkü üst telleri de kullanıyor. Re diyez gelince akoru bırakıyoruz. Serçe parmağı 4'e koyuyoruz. Şuradaki sıfırları çalarken bile akoru bırakabilirsiniz hemen kolay yakalamak için. Devam. Re majör. Tutalım re majörümüzü. Çok güzel. Dediği telleri çekin bakalım. Arpej. 2 tane arpej var. En altta 0 istiyor. Bir anda 2'yi açacaksınız. Ve R7'li akoruna geçeceksiniz. Bu arada isterseniz şu D'ye gelen yerde en alt teli hiç basmayarak başlayabilirsiniz. Çünkü öncesinde hiç nota kullanmıyor en alt telden. İki parmakla da çalabilirsiniz. Hareket bu. Sonra D7. D7 nasıl oluyormuş? Burada söylüyor bakın. La minör 6'lı ile aynı basılıyor. Sadece bası değişiyor. Bası La olursa La minör 6'lı. Re olursa R7'li oluyor bu akor. Basış bu. Dörtlü çekiyoruz. Sol majör istemiş. Şuraya kadar bir arpej istiyor sizden. Sonra yeni cümle başlayacak. Sol majörün tamamını istemiyor. O yüzden sol majör yazmıyor dikkat ederseniz. G yazmıyor. Sadece şu üçü tutsanız bir kısmını çalıyoruz. En alt teli kullanmadığımız, şu la telini kullanmadığımız için. Buyurun şimdi üçlü çekiyorum. Si, re, si. Diyor ki fa majörü bir de bare ile bas. Bir, yani bu F, bunu parantez içine alsak daha güzel olmuş ama. F, bir, B, bir de bareli fa majör. Arpej yapacağız. Çift çekerek başlıyoruz. Üst tellerde yapıyor arpeji bakın. Kalın tellerde. Burada bir tane si bemol almış en sonunda. Evet. Do, si bemol. Hemen bir alt satıra iniyorum. Hop, B7 geldi karşımıza. Nasıl basıyorduk B7'yi? Hatırlıyor musunuz B7 akorunu? Buradan bulabilirsiniz. Hatırlamanıza gerek yok da. Birinci parmak R teli 1'de. Onu da önceden koyarsanız iyi olur. Arpej olarak çalacağız çünkü. Tekrar 1 geliyor bakın R teli. Yani arpej yaparken biliyorsunuz telleri takip edeceksiniz. Doğru telleri çekerseniz sol el hiç oynamıyor ya zaten. İş çıkıyor yani. Si, mi, sol yapıyoruz sonra sol olarak. Akoru açabilirsiniz. Dediğim gibi şurada arpej sonlanıyor. Arpej bittikten sonraki sol notalarda akor kaldırılabilir. Rahat çalın yani. Si, mi, sol. Eller kilitlenmesin ki tuşeler kuvvetli olsun. Sonra burada yine bakın aynı hareket bir daha gelecek. Birinci parmak ve iki ile yaparsanız yine kuvvetli tuşa alıyoruz. Daha güzel çarpıyor. Güzel, bravo. Mi, sol, mi. Çok güzel. La minör altılı. Yine aynı akor. Çok güzel. Do, re. Çok iyi. Devam. Mi minör. Bakın yukarıyı da kullanıyor. Akoru basacağız o yüzden. Boş geçmeyelim. Re telinden aşağı arpej. Çok iyi. Hatasız. Hemen iniyorum aşağı. Fa diyez. İşaret parmak. Sol mi. Şimdi yukarıda sol, altta fa diyez. Orta parmak. Evet. Aşağı işaret. Kaldırın işareti. Si bemol. Yüzük parmakla. Evet. Devam. La minör. Şimdi la minörde bakın önce sıfır geliyor. O yüzden 1'i basmayarak başlayabilirseniz güzel olur. 1'i havada başlayalım. 0'dan sonra 1 koyacak sonra ama. 2 parmak başlayalım. La, do, re diyez.
Evet. Şurediyez açıldı. Nakor bırakabilirsiniz dedim. Sol olursa daha keskin, rahat olur. La minör altılı yine. En aşağı yüzük parmak unutmayın. 2-1-2 tutuyoruz. Mi minör. Re, evet aşağı iniyorum. Da ra di da. Do geliyor. Çift do. Re do. Çok güzel. Si akoru bu yine. Buradaki yerlere basıyoruz bakın. Yukarıya orta parmak. La teli 2. Dört. Dörde gideceğiniz zaman bir daha hatırlatıyorum. Bırakın akoru. Rahat gidin yani. Zaten son 3-4 notada akor bırakılabiliyor biliyorsunuz. Ve çift mi, dört mi ile bitiriyoruz. Dörtten. Son bölüm bu. Bakın. Diye dört tel, boş telleri çekerek bitecek. Şimdi baştan şöyle ben bir çalayım. Şu bölümü yine es geçiyorum. Buradan çalıyorum. Takip edelim. Şuradan girdim. Beşinci ölçü. Şuradaki V harfindeyim şu anda. Buradaki V harfindeyim. Bakın cümle cümle çalıyorum ki görün tam ifadeleri. Şimdi buradaki V harfindeyim. Bareli. Geldim B7 akoruna. Şöyle aşağı alıyorum. Yeterli sanırım değil mi Tuncer Bey? Yeterli hocam. Elinize sağlık hocam. Bir çalışın bakalım. Nasıl olacak? Tabağı göndereyim ben size. Bir sıkıntı tabağı yaşayacağınızı değil. Zannetmiyorum. Kolay parça yani. Sizi rahat şöyle dinç kafayla bir bakarsanız çok rahat çalacağınız bir parça. Daha tutmayayım ben sizi. İyi istirahatler. Teşekkür ederim kendinize hocam. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Rica ederim.